suyumu koydum, suyum kaynıyor. Böyle fokur fokur kaynaması lazım. Kabuklarını soymak istiyorum. Kabuklarını soymak için önce arkasına şöyle bir çizik atıyorum. Çok derin olmayan bir çizik atıyorum. Suyumuzun deniz suyu gibi tatması lazım. Yani bol bol, çok cömertçe tuz koyuyorum. Fokur fokur kaynıyor. Bol suyum var. Bu domatesler için fazla bile gözükebilir ama ne kadar bol su olursa o kadar iyi. Çünkü domatesleri koyduğumda suyun ısısı düşecek ve kaynama kesilecek. İçine atıyorum. Kaynatmıyorum, pişirmiyorum. Çok az, sadece kabuğunu soymak istiyorum. Onun için çok fazla almayacağım. Bu çizgi yaptığım yerler kendini atmaya başlayınca kenara alacağım. Bu yaklaşık bir 15-20 saniye aralığında sürecek. İstediğim buydu. Suyumun altını kapatıyorum. Artık suyumla işim bitti. Şimdi gelelim bu atan yerlerden domatesimizi soyalım. Şimdi eşyaları, bütün soyduklarımı bunun içine yavaş yavaş atacağım. Domatesden başlayalım. Şimdi çekirdeklerini alabilirim. Şimdi bütün domateslerimizi küp küp doğruyoruz. Ve küp küp doğradığımız domatesleri o biraz önce getirdiğim tasın içine alıyoruz. Domateslerimiz bitti. Sırada salatalıklar var. Salatalıklarımızı kabuklarıyla kullanabilirsiniz, soyup da kullanabilirsiniz. Ben kabuklarıyla kullanmayı tercih ediyorum. Aroması ve o lezzeti genellikle kabuklarında. Tek tavsiyem çekirdeklerini kullanmamanız. Şöyle kenarlarından incecik gidiyorum. Bunları da ince ince doğruyorum. Et tartar ya da balık tartar yaparken ne kullanıyoruz? Genelde hardal kullanıyoruz. Biz de buna domatesli tartar dedik. O yüzden içine bir miktar hardal atıyorum. Birazcık soya sosu atıyorum. Tuzunu o yüzden biraz az kullanacağım. Eğer soya sosu kullanıyorsanız tuzu hep biraz kısın çünkü soya sosu tuz yönünden oldukça zengin. Birazcık da susam yağı kullanıyorum. Nerede soya sosu kullanıyorsanız yağ olarak yağ seçiminizi susam yağından yana kullanırsanız o kadar iyi olacak. Çok az tuz, çok az da karabiber atıyorum. Dediğim gibi tuzu az atmamın sebebi soya sosunu hali hazırda atmış olma. Bir parça da limon sıkıyorum. Asitliği kuvvetlendirmek, bu aromaları patlatmak için. Şöyle yaklaşık 1/4 limonu sıkıyorum içine. Karıştırıyorum. Deniz taraklarımızı kontrol edelim. Yanlarında bu kaslarından var mı? Hiçbirinin yok. Bu boyda yaklaşık bir parmak kalınlığında deniz tarağı bunlar. Bunları 3'e kesiyorum. İnce ince kesiyorum. Çünkü bunları limonda pişireceğim. Ne kadar kalın olursa dışı pişecek, içi pişmeyecek. O yüzden böyle 3 parçaya ayırıyorum. Bunları limonda pişirmek için de küçük bir tasa ihtiyacım var. İçine alayım. Ceviche için, ceviche de deniliyor, ceviche de deniliyor. Güney Amerika'dan gelen bir yemek. Bunun için asite ihtiyacım var. Genellikle biz asit olarak limon kullanıyoruz. Limon kullanabilirsiniz, bu mandalina kullanabilirsiniz, portakal kullanabilirsiniz, her türlü sirke kullanabilirsiniz. Elma, üzüm sirkesinden pirinç sirkesine kadar. Ben burada öncelikle birazcık limon koyuyorum. Tuz ve karabiberimi koyuyorum. Bir parça zeytinyağı koyuyorum. O zeytinyağı aromasının içine geçmesini istiyorum. Bir parça da nane atacağım. Taze nane yapraklarını atacağım ki o nanenin içindeki hafif aroma. Çok yazlık bir yemek. Böyle bahar, yaz kokan bir yemek. Şöyle yapraklarını aldım. Hepsini bir bohça haline getirdim. Ve ince ince kesiyorum. Şimdi bir karıştıralım. Eğer limonlu suyun içinde çok uzun süre bırakırsanız, bir 10 dakikanın üzerinde bırakırsanız kenarları beyazlaşmaya başlayacak ve pişirecek, içini kurutacak. Bunlar dinlenirken biz tabağımızı yapmaya başlayalım.
zor gibi gözükebilir ilk başta. Ama alıştıktan sonra gerçekten şeflerin en büyük enstrümanlarından bir tanesi mutfaklarda. Sıra geldi deniz taraklarımıza. Şöyle koyalım. Birbirinin üstüne gelecek şekilde limonlu, naneli ve zeytinyağlı suyumu da birazcık üzerinde gezdiriyorum, damlatıyorum. Sıra geldi süsleme tarafına. Deniz mahsulü olunca mini turpumuz olmazsa olmazımız. Deniz börülcelerimiz var. Taze, körpe, ayıklanmış, kılçıksız. Onlardan şöyle üstlerine doğru atıyorum. Su teremiz var. En çok sevdiğim. Mini su terelerini de koyalım. Nar ekşisi olmazsa olmazımız yine. Ondan da bir parça koyalım.